Sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Hem sosyolog hem de aile danışmanı Sayın Hafize Aydın bizlerle birlikte. Hafize Aydın, Aslen Sivaslı, İstanbul'a doğmuş büyümüş. Bir dönem ev hanımlığı yapmış, sonra kabına sığmadığı için. Ortaokul, liseyi ve üniversiteyi, birinci, ikinci ve üçüncü çocuğunu büyüttüğü dönemlerde dışarıdan okumuş. Bir dönem öğretmenlik yapmış. Öğretmenliği bıraktıktan sonra dördüncü çocuğuyla beraber aile danışmanlığına atılmış. Dört çocuk aynı. 42 yaşında bir aile danışmanı ve sosyolog. Ve aslında çok iyi insanlar, çok iyi kaynaklar ve çok iyi kitaplar vardır. Bunları fark edip kendinizi o negatif alandan pozitif alana aldığınızda aslında siz otomatik olarak korunmuş oluyorsunuz. Hem zihnen, ruhen, bedenen kendinizi koruduğunuzda zaten yakınızdaki kim oluyor? Eşiniz bundan istifade ediyor. Çünkü siz artık daha iyisiniz, daha donanmışsınız, daha tecrübelisiniz. Bir kere kendinizi olduğunuz yerde, olduğunuz konumda, olduğunuz ailede, olduğunuz anne babada, olduğunuz çevrede bir kere kabul edin. Kabulden sonra eyleme geçilebiliyor. Sevmekten umut etmekten hayal kurmaktan okumaktan insanlara dokunmaktan asla vazgeçmeyin. Umut edin, çalışın. Gerçekten tıkandığınız noktada da kesinlikle aklına bilgisine güvenen kişilerden stratejik destek alın. Bu çok önemlidir. Bakın, sevgi pek çok kapıyı açar ama bazı kapıların anahtarı farklıdır. Her kapının anahtarı farklı olduğu gibi, her insanın kişilik tipi de farklı, korkuları farklı, zaafları farklı, işte inebileceği noktalar farklı, çıkabileceği noktalar farklı. Bu buna işte kişilik tiplerinde ennegram diyorlar. Kimisi başka bir isim adı altına veriyor. Yani şunu yapın. Bir, kendinizi tanıyın. Geçmişi olduğu gibi kabul edin ve umut etmekten asla vazgeçmeyin. Ve dediğim gibi takıldığınız yerde hiç önemli değil. Bir kere mi düştünüz? iki kere mi düştünüz? Üç kere mi düştünüz? Düştüğünün farkındaysan kalkmayı da becerebilirsin. Kalk ve stratejik bir şekilde artık düşmemek adına yeniden tutun. <laughs> Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Günden programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Hem sosyolog hem de aile danışmanı Sayın Hafize Aydın bizlerle birlikte. Neden bu alanı seçti? Ve onun kendisinin bir sloganı var. İçten dışa iyilik hali olmalı. Yani bu ne demektir aslında? Bu sloganı da soracağım. Neden bunu seçtiğini. Aslında tahmin edebiliyoruz. Hayatta her şey içten başlar. Kendini değiştirmekle, güzelleştirmekle başlar. Bu mesleğin zor tarafları var mı? Kolay tarafları var mı? Hafize Hanım'ın güçlü tarafları hangileri? Neler? Nasıl başa çıkıyor zorluklarla? Hepsini soracağım. Merak ettiğiniz her şeyi programda öğreneceksiniz ama öncelikle çok değerli konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Hafize Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Valla şöyle söyleyeyim. Siz buradasınız ya. Biz çok iyiyiz. Ya. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Hafize Aydın aslında kimdir? Oradan başlayalım. Sonra da sizin alanınıza şöyle bir giriş yapalım. Çok güzel böyle siz anlatın bize her şeyi. Tamam. E, şimdi Hafize Aydın kimdir? Hafize Aydın e, Aslen Sivaslı. İstanbul'a doğmuş büyümüş 42 yaşında. E, bir dönem ev hanımlığı yapmış. Sonra kabına sığmadığı için. Ortaokul, liseyi ve üniversiteyi e, birinci, ikinci ve üçüncü çocuğunu büyüttüğü dönemlerde dışarıdan okumuş. E, bir dönem öğretmenlik yapmış. Öğretmenliği bıraktıktan sonra dördüncü çocuğuyla beraber aile danışmanlığına atılmış dört çocuk annesi 42 yaşında bir aile danışmanı ve sosyolog. Ben bir şey söyleyeyim mi? Örnek bir kadın. Örnek bir kadın. <laughs> Ev hanımlığından bütün bunları başarmaya giden bir yolculuk. Ne evet. kadar güzel ya, ne kadar başarılı. Sizi çok tebrik ediyorum, yürekten tebrik ediyorum. Keşke, Keşke bütün deneyim. herkes sizin gibi olsa. Keşke anlattıklarınız böyle yayılsa herkesin içine işlese de. Çok güzel böyle hayırlara vesile olsa istiyorum. Evet, ben de bunu çok istiyorum. İstiyorsunuz çünkü yayından önce de çok bu isteğini böyle belli etmişti. Çok güzel bir şey. Bu enerjinin olması çok güzel bir şey. Peki Teşekkür neden ederim. bu işi seçtiniz? Yani neden bu kişisel gelişimler, aile danışmanlığı, sosyologluk neden? Ee, aslında benim böyle içsel olarak e, kanayan bir yaram vardı. Geçmişten kalan böyle okuma arzusu, insanlara faydalı olma arzusu. E, çünkü şöyle bir küçük yaşlarda şöyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Ee, sorun yaşayan insanları görürdüm ve bu sorunların neden kaynaklandığını, nasıl olursa bu sorundan çıkabileceklerini ya da benim onlara karşı bir e, vereceğim cevabım olduğunu küçük yaşta itibaren kendimi gözlemleyerek ve süreci gözlemleyerek böyle bir yeteneğim olduğunu keşfettim. Bu da sosyolojinin aslında insanı böyle e, toplumdan, e, çekirdekten topluma değerlendirmesini de içeriyor. Yani içsel yeteneğimi keşfettikten sonra açıkçası... Bu alanda ilerleme kararı aldım. Ben bir şey yapmalıyım ve bu yaptığım şey hem, hem bana faydası olması lazım... ...hem en yakınlarıma hem de ulaşabileceğim herkese katkısı olması lazım gibi... ...böyle içsel bir hayalle, tutkuyla aslında ben yola çıktım. Böyle başladı benim serüverimde de. Çünkü toplum olarak hani böyle çok negatif alt şartlara sahipken bir hayali gerçekleştiriyor olmak sizin önünüze ciddi engeller de getiriyor. Ama siz gerçekten inandığınızda hani yaşınız, mesleki durumunuz, işte bulunduğunuz coğrafya ya da sağlık sorunlarınız, kişisel problemleriniz hiçbir önemi yok. Siz gerçekten içsel bir arzu ya da tutku ya da bir iyi olma, var olma çabanız varsa hayat sizi bir şekilde bir yere getiriyor. Ben bunu gözlemledim ve bunu ben kendim başarabildiysem birilerine örnek olabilirim. Birilerinin nasıl hani çok kişiden, iyi anlıyorum ya <laughs> böyle ekmeğe yağ sürüp yerdik yani biz. Biz de öyle. Şimdi evet. de umut sürmemiz lazım insanların hmm, hayallerine hmm, kaygılarını rahatlatmamız lazım. Yani onları örnek olmamız lazım. Mesela burası üniversite TV evet. ve ben gerçekten çok tebrik ediyorum çünkü çok burada. Ee, anladığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla özellikle gençlere yönelik e, bilgi referans e, olabilecek kesinlikle insanlar ön plana kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle öyle. Ee, gençleri... Sizler gibi yani. <laughs> i̇nşallah öyledir. Öyle kesinlikle Gençlere öyle. umut olmak lazım, yol göstermek lazım, onları rahatlatmak lazım, fikir vermek ve alan açmak lazım. Diyerekten aile danışmanlığına <laughs> adım atmış bulunmaktayım. Benim anladığım şu ki... Aslında sizin doğal bir yeteneğiniz var. Evet. Bir kere onu kabul edelim. Bunu sizin fark etmesi hiç de zor olmadı. Aslında herkes dedi ki size, Hafize sen bu işi yapma, sen bunu profesyonel yap. Bu kadar çok insanların dertleriyle ilgileniyorsun, onlara çözümler buluyorsun. Evet. Bu arada sizin kendinizi korumanız nasıl mümkün oluyor? Şimdi bakın, siz... Çok önemli soru sordunuz. O kadar e, önemli bir meslek yapıyorsunuz ki. Hı hı. Karşıdaki insan kendini aşamamış, bir takım sorunlarını halledememiş. Bu yüzden de hayatta zorluklar yaşayan bir insan. Sizin karşınıza hiç şu insan gelmiyor ki. Halletmiş, her şeyi aşmış. Zaten hayal ettiği şeyleri gerçekleştiren bir insanda siz böyle danışanlık vermiyorsunuz. Yok hayır. Şimdi bu durumda Hafize Hanım kendisini nasıl korur? Yani şöyle korur. Evet. Beslenme kaynakları dediğimiz bir kavram vardır. Dualar. Ee, dualar kesinlikle. Bir de e, iletişim kanalları. Şimdi sürekli negatif e, yayın yapan kanallar ve insanlar vardır. Bunlardan ne kadar uzak durursak e, kendimizi aslında o oranda korumuş oluruz. Ve aslında çok iyi insanlar, çok iyi kaynaklar ve çok iyi kitaplar vardır. Hmm. E, bunları fark edip kendinizi o negatif alandan pozitif alana aldığınızda aslında siz otomatik olarak korunmuş oluyorsunuz. Hem zihnen, ruhen, bedenen kendinizi koruduğunuzda zaten yakınızdaki kim oluyor? Eşiniz bundan istifade ediyor. Çünkü siz artık daha iyisiniz, daha donanımlısınız, daha tecrübelisiniz. Bir güven atmosferi oluşturuyorsunuz ailede. Eşim bilir, annem bilir, komşum bilir oluyorsunuz. Bir de sonra işte Hafize Hanım bilir oluyorsunuz. Yani korumayı bu şekilde oluşturuyorum. İyi olanı bilinçli bir şekilde seçiyorum. Anladın mı? Tamam, i̇yi kitapları, ha. iyi programları, Peki. iyi liderleri takip ediyorum. Bu çok güzel geliyor. Yani bunu yapıyorsanız ve herkes bundan memnunsa Hı -hı. biz bunları size ulaşıp da insanların nasıl bilmesini sağlarız. Ya da işte bu danışanlarını size geldikleri zaman mı paylaştığınız bir şey aslında. Çünkü bunlar formül formül içerikler. Evet, formül ve formül. sadece okumakla olur mu? Hı -hı. Bir de Hafize Hanım bunu bize işlemesi mi lazım? Hani el evet. oyasını bilmek başlı bir şeydir. Yapmayı hmm. bilmek başka Tabii. bir şeydir. Dolayısıyla hani yapmakla ilgili olarak işlemesi lazım ya okur hmm. geçer mesela o anda içine almaz. Hmm. Ama Hafize Hanım'ın bir dokunuşu gerekiyordur belki o zaman içine alır. Bir kere hmm. size nasıl ulaşırlar ve sizin bu süreçte size geldiği zaman ben değişmek istiyorum. Sizdeki müthiş değişimi gördüm. Televizyon Peki, programını evet. seyrettim harikasınız. Ben de aynı sizin gibi olmak istiyorum dese size hmm. ulaşsa süreç nasıl ilerleyecek? Ee, süreç nasıl ilerleyecek? Ee, benim Instagram hesabım var h.aydince diye. Ee, kişi buradan DM yoluyla ya da oradaki mail adresimden ya da oradaki telefon numaramdan bana ulaşabilir bu şekilde. Ben kişiyi karşıma aldığımda zaten onun e, bir kere kişisel özelliklerini öğrenmeye çalışıyorum. Korkuları nedir, kaygıları nedir, hayalleri nedir? Sizin dediğiniz gibi kendini negatiflerden nasıl koruyor? Yani onu hayatta tutacak bir hayali var mı? İnancı var mı? İnancı var mı? Yani tutunmaya çalışıyor mu? Ee, bu, bu çok önemli değil mi? Bu çok önemli. Hani zaten nasıl diyeyim umudu kalmamış ya da e, isyankar derveden. Çok güzel bir konuya, konuya geldiniz. Birine çok da çözüm olamıyoruz açıkçası. Çünkü seçmesi gerekiyor. iyi olma halini hem seçmesi hem de onunla ilgili adım atması gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey öğrendim. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Eğer insanlar görüyorsanız etrafınızda battaniyeye bürünmüş, gözleri yaşlı, bir şeylerin içerisinden çıkamayan ya da işte en ufak bir sorun çok büyük bir şekilde yıkımla karşılayan insanlar görüyorsanız onlara üzülmeyin diyorlar. Niye? Biliyor musunuz? Bakın. Evet. Onun da tekamülü o şekilde olacaktır. Kesinlikle. Yani siz zaten ulaşamıyorsunuz. Zaten ona artık bir şey anlatamazsınız. Çünkü bir duvar var etrafında. Zaten evet. siz söylemeye çalıştığınız galiba bu değil mi? Evet evet. Kesinlikle. Yani onun o hali seçmesi gerekiyor ve bir eyleme geçmesi gerekiyor. Önce iç, içsel olarak bir eyleme geçecek. Hani ben bu durumdan kurtulmak istiyorum diye önce bir dua edecek belki. Niyet edecek. Ve ondan sonrasında eyleme geçecek. Eyleme geçmemiş hiçbir niyet ee, ...gerçekleşmez yani, diyebiliriz mi? Tam istediğimiz sonucu alamayız oradan. Bakın insanın belli boyutları vardır. Psikolojisi, ruhu, spiritel boyutları vardır değil mi? Vardır. Biz sadece bedenden Tabii. ibaret Asla. değiliz. E, nasıl e, sabah kalktığımızda poğaça yersek kalori alırız. Ama işte zeytin peynir yumurta yersek de işte şey alırız. Protein, alırız. Protein alırız. Protein alırız gibi. Şimdi beslenme kaynaklarımız vardır. Ama spiritüel anlamda da hani olumsuz, negatif... ...bunu kargaşaya sürükleyecek yerlerden besleniyorsa zaten kişi... Kaybolup gidebilir. O yüzden de e, seçim çok seçim çok çok önemli. önemli. Gerçekten çok önemli. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi aslında insanın kendini değiştirmeye inanması, evet. istemesi lazım ki karşıdaki kişi de yardımcı olabilsin. Yoksa evet, süreç evet. öyle bir uzar ki değil mi? Yani Kesinlikle. çünkü siz o yüzden bu sloganı seçtiniz. Evet içten dışa iyilik hali. Ne demektir içten dışa iyilik hali? Neden bu sloganı seçtiniz? Yani şöyle e, insan böyle fiziki şart olarak belki bir nebze acizlik vardır ama aslında ruhunun bir gücü vardır. Ve o acziyet o ruha hiç yakışmıyor. Yani... of çok güzel söylediniz <laughs> ya. Gerçekten o acziyet, o ruha hiç yakışmıyor. yakışmıyor. Yani aslında yaradan size kendi ruhundan üflemiş ve size değer vermiş ve yaratmış. Yani acziyet hiçbir şekilde yaraşmıyor. O yüzden hani ayağa kalkmanız gerekiyor. Bir şekilde iyi olmayı seçmeniz gerekiyor. Çünkü ya şöyle düşünün kelebek yetkisi bir kavram vardır. Siz burada birisine iyi davranırsınız, dünyanın başka bir yerinde başka biri başka birine iyilik yapar. Yani kendinizi ama kendini küçümseyen insan, kendini hor gören insan ya da kendinin yetersiz olduğunu düşünen insan bu hamleyi de yapamaz. O yüzden sen çok değerlisin. Önce bir kere bunun farkına var. Rı vermeye ve anlatmaya çalışıyorum. O yüzden içten dışa iyilik hali diyorum. Önce ne hissettiğine odaklanıyorum, sonra ne istediğini odaklanıyorum, sonra neler yapabiliriz de odaklanıyorum. O yüzden de e, güzel Süreş sonuçlar aldığımı hmm. düşünüyorum. Hani kendim e, etrafımda aldığım geri bildirimlerden de bunu alıyorum. Yani şunu söylüyor insanlar iyi ki hayatımızdasın. İyi ki hayatımızdasınız. Ben de evet. çok güzel bunu söyleyebilirim. Neden öyle? Çok şeyi başarmış bir hanımefendisiniz. Evet. Bir ikincisi gayeniz çok güzel. Benim yapacağım bir iyilik dünyanın başka yerindeki başka evet. bir insanın başkasının yapacağı iyiliğe, bir katkı sağlamış oluyor. Kesinlikle. Düşünebiliyorsunuz. Ve siz yaptığınız iyiliği karşı taraftan beklemiyorsunuz. O size zaten dönüp gelecek başka Tabii bir yerde. Ki. Bir iyiliğiniz karşılık Tabii gelmiş ki. ya büyükler. Tabii ki. O size öyle gelecek. Düşünsenize hayatta iyilik yaparak bile hayatınızı muhteşem bir hale dönüştürebilirsiniz. Evet. Ve bu sizin irade gücü size verilmiş. Sizde olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. yani Biz insanlarda olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. İrade herkes de var. Bu çok güzel bir şey değil mi? Yapamayacağınız şeyi söylemiyorum diyorsun <laughs> evet. değil mi? Bu çok güzel <laughs> evet, evet. bir şey. Hem çok kolay hem de Güzel bir şey. Yani olmayan bir şey istemiyoruz biz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce bu mesleğin en keyifli tarafı nedir? Şimdi insanlar size geldiler. Ben değişmek istiyorum Hafize Hanım. Ben sizi çok beğeniyorum. Çok güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Ne olur beni de değiştirin dediler. Süreç başladı. En keyifli an nedir bu sürecin? Yani bir kere bunu seçiyor olması bile çok büyük bir değer. Önce onu onore ediyorum. Gerçekten. Hani bunu seçmiş oldu. İy i̇yilik halini seçmiş oldu. Kesinlikle. Bunu hak ettiğini içselleştirmiş demektir. Sonra işte o kişiyle aslında biz yol haritası belirliyoruz. Dediğim gibi handikaplarını, kişilik tarzını, yani hayalleri bunları belirliyoruz açıkçası. Mentorluk yapıyor gibi misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi mentorlarda şöyle bir şey var. Aslında kişinin özelliklerini kendisi çekip çıkarıp da sen bu olmalısın demiyorlar da sen ne istiyorsun diyor evet. değil mi mentor? Sen ne yapmak istiyorsun hayatında? Bırak şimdi yaptığın işleri normalde işte hayatını ama sen ne olmak isterdin? Ne yapmak istiyorsun? O diyor ki mesela size çok içten buluyor sizi. Gerçekten öyle bir bayansınız. Her şeyi döküyorlardır diye düşünüyorum <laughs> evet, evet. size. Ha bizan diyor vallahi <laughs> ben aslında diyor şunu yapmak isterdim. Hmm, diyorsunuz siz. Onunla beraber yapmak için neler lazım gibi mi yola çıkıyorsunuz? Evet evet, evet. Yani bir yol haritası beliriyoruz hmm. aslında kişilerle. Mesela aile danışmanlığı kapsamında şey girmez mesela e Mesela gençlerin evlenme süreçleri, eş seçim süreçleri, girer destek mi? seçim süreçleri girer. Heh. Fakat patolojik boyutta, hani zihinsel olarak e, nasıl diyeyim, aşamadığımız durumlarda kesinlikle biz o alana girmeyiz ve o alanda uzman kişi kimse psikiyatri ya da psikolog oraya yönlendiririz. Biz tamam, aslında gör, görünürdeki e, şeyi çözeriz, problemi çözeriz. Ama daha derinlerde kişinin aşamadığı gerçekten, bakın düşünce yoluyla aşamadığı şeylerde eee başka yere yönlendiririz daha uzmanına yönlendiririz. Şey soracaktım aslında biliyor musunuz en zor tarafı nedir mesleğin diye ama şimdi siz söylediniz galiba evet. değil mi? Ya en zor tarafı bu mu? Bu. Yani evet. bir noktaya geliyorsun ve aşamadığınız bir şey mi görüyorsunuz? Evet aşamadığım bir şey görüyorum. Orada bir azziyet, bir umutsuzluk, böyle bir develenme hali görüyorum. O çok zor bir durum Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani kişi zaten orada kendine inanmıyor. Kendilik zaten zaten psikiyatrinin temel amacı da kişinin kendilik algısını değiştirmektir. Anlatabiliyor muyum? o da bizim alanımız değil dediğim gibi onu da zaten uzmanına havale ediyorum. Tavsiye ediyorsunuz. O evet, zaman diyorsunuz biz de, bu bizden buraya kadar evet. bu da en Bu herhalde... kısım bu hmm. oluyor. Çünkü kişi sizi donanımlı görüyor, beklentisi çok Hadi oluyor. Hadi diyor orada. bunu da geçin. Ama evet. siz bakıyorsunuz ki yok diyor buraya elletmem dermiş gibi davranıyor, değil mi? Evet. Bu bu tavırdayken zaten hafızarım değil. Dünyanın bütün Hafize Hanımları bilirse. Tabii ki. <laughs> bu işin içinden <laughs> çıkamıyor. Sahare istemeyene çözüm gelmiyor. Peki bir şey sorayım mı size. Buyurun en beğendiğiniz yönünüz ya böyle beğendiğiniz derken lütfen yanlış almayın onu demek istemiyorum kendini hani böyle beğeniyormuş gibi değil de en hani kendinize özel bulduğunuz ya iyi ki bende şu özellik var ki insanların hayatına iyi geliyorum dediğiniz ne var böyle hani çok beğendiğiniz umut etmek umut etmek yani şartlar ne olursa olsun umut etmek gerçekten o hep var mıdır sizde ee, şöyle çok aslında hiç yoktu hayatımın en zor gününde armağan edildi diyebilirim çok Gerçekten. güzel bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim evet, ayrıca. En zor günüm annemi kaybettiğim gündü. Allah Ve rahmet eylesin gün... inşallah. Bir bir his gibi geldi ve o hep devam ediyor ve ben o umuda çok tutundum. Biliyorsunuz onlar aslında ölmüşler gibiler ama değiller farklı Tabii. bir aileme geçişlerini durumdalar. Beden elbisesinden sıyrılınca ruh daha çok potansiyelini açığa çıkarıyor. Biliyorsunuz <laughs> zaten süper. Daha önce de ruhlar alemindeydik. Biz sadece evet. bedene girip de niye uğradığımızı şaşırdık. Aslında tekrar döndükleri zaman kendi hallerine evet. bürünmüş oluyorlar. Bu da insanı rahatlatıyor. Önemli olan her şeyin güzel gitmesi. Yani orada çok mutlu olmak, Tabii değil ki. mi? Sonraki hayatta her şeyin çok daha güzel olması önemli olan da bu zaten. Aslında sevgi her şeyi çözüyor. Çok Tek güzel çok şeyi ya. çözüyor. Evet, ama öfke, ama nefret, ama korku. Sevgi insanı insa kilitliyor. Tam tersi de kilitliyor. Tabii. Sevgi insanların birbirlerini iyileştirme enerjisiymiş biliyor çok, musunuz? Çok kesinlikle öyle. Yani uzakta olmuş, yakında olmuş. Sevginizi gönderdiğiniz insanı iyileştirebilirsiniz. Evet. Buna inanıyor insanlar ve ben de buna inanıyorum. Ve bunun tersi olduğu zaman da umutsuzluk, korku, endişe, kaygı, hayattan Beklentisinin olmaması. Bu kadar düşük frekans olduğu zaman da evet. kişinin nazara bile uğraması. Ancak bu büyük değişimler yani insandaki düşük frekanstan dolayı evet, gerçekleşmiş Ruhu güzel olan, kendi frekansı yüksek olan, enerjisi yüksek olan, insanlara gülen, insanlara asla nazar değmezmiş. Biliyor musunuz? Evet. Çünkü e, aurasında bir açıklık yoktur. Onun. Yok. Değil mi <gülüyor> onlar? <gülüyor> evet. Aura meselesinde ne diyorsunuz bu aura işiyle ilgili? Yani şöyle... Ee, herkes de var doğuştan ama bazıları zarar görmüş ee, ama tabi bunda onarma yönleri var o da benim alanım değil açıkçası değil, tamam. Bunla... tavsiyelerde bulunabilirim ama iddialı değilim tamam bununla ilgili bir şey söyleyecektim evet. sevgili izleyiciler Aura şöyle bir şey olduğunu öğrendim açıldığı zaman komple açık kapandığı zaman komple kapalı gibi bir şey yok bunun testini anında yapılan bir e, uygulama var evet. bunu yapıyorlar manyetik iki çubukla kötü bir şey düşünün diyorlar Düşündüğünüz zaman o çubuklar birbirlerine çapraz olarak geliyor. O anda bütün auralarınız kapanıyor. Şimdi diyorlar ki iyi bir şey aklınıza getirin. Bu kadar açılıyorlar. Bazılarınınki bu kadar açıyor, bazılarınki buraya kadar açılıyor. O işte onların aurasının genişliğiyle alakalı bir şey. Yani evet. auranız aslında bütün gün kapalı ya da bütün gün açık dolaşmıyorsunuz. Modunuza göre, kapanıp, göre kapanıp açılıyor. Kapanıp açılıyor, O yüzden evet. olabildiğince gün içerisinde açık tutmaya çalışmak lazım diyorum. Evet. Aynen öyle. Peki sizce başarı nedir? Yani şimdi şöyle Hafize Aydın hanımefendi. Ne olduğu zaman kendisini başarılı görüyor ya da başarı onun için nedir? Başarı sonuç almaktır, mutlu olmaktır, mutlu etmektir. Yani bir insanın gözündeki ışıltıya şahit olmaktır başarı. Oluyor musunuz? Ve onun vesilesi hmm. siz olduğunuzu bilmek en güzel başarıdır. Olduğumu düşünüyorum. O güzel bir bakışları görüyorsunuz yani evet, değil mi? O evet, seans hı hı. diyeyim artık sizin bu evet, yaptığınız. Danışanlarla danışanlarla yaptığımız yani. süreçlerde bunu görüyoruz. Sonra. Ya bazen danışmaya bile gerek yok. Kapıdan çıktığınızda komşunuza selam verebiliyorsunuz. Ya da aşağı indiğinizde bir kediyi sevebiliyorsunuz. Ya da bakkala gittiğinizde kasiyere ya da marketteki kasiyere selam verebiliyorsunuz. Herkesin aslında bu duyguya o kadar ihtiyacı var ki. iyi olma haline, selam vermeye. Aslında bu başarının bütünü. Bir sünnettir aynı zamanda selamlar. Tabii vermek. ki. Gülümsemek sadakadır. Sadakadır gülümsemek. Ne kadar güzel bir evet. şey değil mi? İlla paraya bağlı değil yani. Tabii ki Sadaka değil. vermek. Tabii ki değil. Güzellikten de veremiyorsunuz, sevgiden veremiyorsunuz, sala Selam da mı veremiyorsunuz? Mesela, selam, değil mi? Evet. Ne kadar güzel şey. Hepsini verebiliyoruz. Hepsini verebiliyoruz. Çok şükür ki, değil mi bana? <laughs> Çok Barem? şükür, evet. Peki bugüne kadar ki şöyle düşünecek olursanız, belki aklınıza gelmeyebilir ama sormak istiyorum yani. Mesela zor bir kişiyle bir yola çıkmış olabilirsiniz, onu iyileştirmiş olabilirsiniz veya, veya hani böyle. Bunu başardım ya işte bu danışanlara ilgili de olmayabilir, kendi hayatınızla da ilgili olabilir. Bunu yaptığım için kendimi çok iyi hissediyorum, harika hissediyorum ve çok başarılı buluyorum dediğiniz bir şey nedir? Yani çok iyi hissediyorum, çok başarılı buluyorum ee, diye düşündüğümde benim için çocukları büyüttüğüm süreçlerde e, okulları bitiriyor olmak çok büyük bir başarıydı benim için. Kesinlikle. Geçmişe dönüp baktığımda bu tatmini yaşadığımı görüyorum çünkü... Okumak benim tutkumdu, hayalimdi. E, burayı da üniversite TV deyince ekstra böyle kalbim çarparak geldim açıkçası. çok teşekkür ederim. E, yani gençlerin özellikle umut var olmalarını çok istiyorum. Yani işte Türkiye'nin şartları, dünyanın şartları, ekonomi şöyle, sosyal hayat böyle falan. Bunları geçin. geçin. Gerçekten geçin. Sen ne istiyorsun? Çok güzel Sen ne ya. istiyorsun? Yeteneğin ne? Bunu keşfedelim. Benim başarım aldık koyduk cebimize. Ben mutluyum. Ama birinin daha, birinin daha bu hale geliyor olması. Anlatabiliyor muyum? Yani etki mekanizmasını burada çalıştırmak. Ben bunu aile danışmanlığı çerçevesinde yapıyorum danışanlara. Diyorum ki hani tamam istediğin üniversite okumayabilirsin. Yani istediğin dili de öğrenemedin. Şu an ne yapabilirsin? Hadi buna bakalım. Hadi umudunu kaybetme. Yani başarı benim başarımın kopyalanmış halidir. Tatmini ben orada yaşarım. Kendim yaşadım. Bir başkasına yaşattığımda asıl e, tatmini duyarım. Ki Hı. çocuklarımda bunu yaşıyorum. Yakın çevremdekilerde bunu yaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani başarıyı burada hissediyorum. Fayda da hissediyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok özür dilerim. Hani denize bir taş atarsanız haleler oluşur ya. Evet. İşte budur. Sürekli o hani durgun suya umut, umut taşını atmak. Haleler oluşsun. Yine durgunlaşır. Yine siz umut taşını atabilirsiniz. Çünkü haleler çoğaldıkça güzelleşir, renk olur, ahenk olur, uyum olur. Böyle düşünüyorum. Ve durgun bırakmamak lazım. Sürekli Tabii. o taşları atmak lazım. Evet. O güzel görüntüyü sürekli görmek lazım. Kainatta duran hiçbir şey yoktur. Her şey hareket halindedir. Ve insan da hareket halindedir. O yüzden uyumu iyi sağlamak lazım. Gerçekten. Başarı budur. Uyumu iyi sağlamak evet, lazım. Başarı budur. Çünkü hepimiz farklı karakterlerdeyiz. Şu an başarı nedir biliyor musunuz? Hani böyle büyük aşkla evlenmiş bir kişinin çatışmalar yaşıyor. Bunu çözmektir başarı. Anlatabiliyor muyum? Onun öfkesini dindirebilmek, onun kaygısını dindirebilmek, onlara bir yol haritası çizebilmek. İşte aile çok önemli hani bu konuda. Çocukların psikolojik olarak sağlıklı büyümeleri, güven ortamında büyümeleri gerçekten çok önemli. Ve bunu yapabildiğimizi hissettiğimizde biz kendimizi çok başarılı hissediyoruz. Yani toplum çok önemli. Gerçekten insan çok önemli, dünya çok önemli. Ö önemsiz geldik, geçtik falan böyle bir şey yok. Çok önemliyiz biz. O kadar güzel şeylere değindiniz ki, şimdi şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bulunduğunuz çevre, aile koşulları, hayat koşulları, kesinlikle. ülke koşulları kesinlikle dedi bırakın. Öyle bir enerjiyle söyledi ki bunu bırakın dedi. Bunlardan bahsetmeyin, evet. bırakın bunu. Siz ne istiyorsunuz dedi. Evet. Öyle değil mi? Siz evet. ne istiyorsunuz hayatta? Ne yapmak istiyorsunuz? Ona odaklanın ve yapabilirsiniz. Bunu söyleyen bayan dört çocuk annesi olup bütün okulları dışarıdan o çocukları bakarak. Aynı zamanda bitiren bir kişi, yani bunu başarmış bir insan bunu söylüyor. Hani buradan insanın bir şev kalması durumu çok güzel olur. Hani bunları böyle özellikle söyle söylüyorum ki insanların etkilenmesini istiyorum, sizin hayatınızdan yaptıklarınızdan etkilenmesini istiyorum. Aynı zamanda da umut her zaman çok önemlidir. O taşı attığın zaman suya, o halelerin oluştuğunu görmek demek istiyor ki siz böyle iyi oldukça. Hayattan böylesine geçip gitmedikçe, öylesine böyle hani bir sıradan hayat yaşamadıkça hayatı güzelleştirerek geçip gideceksiniz. Kesinlikle. Nasıl olsa geçip gideceksiniz Tabii ama iz bırakmak marifettir. Bırakmak mahret. Bir şey söyleyeyim mi? Yayınımızın sonuna geldik. <laughs> yani o kadar güzel gidiyordu ki ben daha size çok daha sorular sorardım. Siz çok güzel açıklıyorsunuz. Bir başarıyı ne kadar güzel açıkladınız. Teşekkür Peki ederim. şimdi sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi düşünün ki bütün herkes sizi izliyor ve sizden duyacakları şeyle hayatlarını değiştirebilirler hı hı. onlara neler söylemek istersiniz İçinizden gelen böyle hani onlara dokunacağını bildiğiniz ben çok iyi biliyorum ki ne söyleseniz onlara çok iyi gelir çok iyi biliyorsunuz biraz onlardan onlara bahseder misiniz hı hı. Ee, bir kere kendinizi olduğunuz yerde olduğunuz konumda olduğunuz ailede olduğunuz anne babada olduğunuz çevrede bir kere kabul edin yani kabulden sonra Eyleme geçilebiliyor. Sevmekten, umut etmekten, hayal kurmaktan, okumaktan, insanlara dokunmaktan asla vazgeçmeyin. Umut edin, çalışın. Gerçekten tıkandığınız noktada da kesinlikle aklına, bilgisine güvenilir kişilerden stratejik destek alın. Bu çok önemlidir bakın. Sevgi pek çok kapıyı açar ama bazı kapıların anahtarı farklıdır. Her kapının anahtarı farklı olduğu gibi. Her insanın kişilik tipi de farklı. Korkuları farklı, zaafları farklı, işte inebileceği noktalar farklı, çıkabileceği noktalar farklı. Buna işte kişilik tiplerinde ennegram diyorlar. Kimisi başka bir isim adı altına veriyor. Yani şunu yapın. Bir, Kendinizi tanıyın, geçmişi olduğu gibi kabul edin ve umut etmekten asla vazgeçmeyin. Ve dediğim gibi takıldığınız yerde hiç önemli değil. Bir kere mi düştünüz, iki kere mi düştünüz, üç üç kere mi düştünüz? Düştüğünün farkındaysan kalkmayı da becerebilirsin. Kalk ve stratejik bir şekilde artık düşmemek adına yeniden e, tutun. Bir şey bul ve tutun. Bu manevi bir şey olabilir. Maddi bir sevdiğiniz biri olabilir. E, tanışmak istediğiniz bir sanatçı olabilir ya da bir akademisyen olabilir. Hiç fark etmez. Hani göz biri biri olsun hayatınızda. Mevlana olabilir. Peygamber Efendimizi tanımak olabilir. Hani dediğim gibi bu size kalmış. Ama birisine tutunun insan selam, olarak. Evet o kadar güzel açıkladınız ki. Teşekkür ederim. Yani Yelpaysi'yi de o kadar geniş tuttunuz ki. İnsan sayısı kadar. <laughs> İnsan sayısı kadar. Herkesin enegramı farklıdır dediniz. Tabii ki. Herkesin sevgi olsun zaten ama bu Tabii. sevginin yetmediği durumda stratejik bir destek mutlaka Kesinlikle. alın dediniz. Bir hayatta tutunacağınız bir şey olsun diyor ya yani. ve örnekleri nasıl saydı biliyorsunuz. O kadar kişi var ki farklı olarak herkesin de tutunacağı şey farklı olabilir. Tabii ki. Ama Tabii. bir şeye tutunun diyor hayatta ve bununla beraber yol alın. Ya yani bu size iyi gelecektir. Sizi iyile ...geçtirecektir, size güç verecek, umut verecektir. Kesinlikle. Böyle güzel insanlarla da görüşün. Sosyal medya adresini lütfen bir daha verir misiniz? H.Aydınca. H.Aydınca. Bu sosyal medya adresinden kendisine ulaşabilirsiniz. DM'den istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bizim yapmaya çalıştığımızda işte bu değerli insanları buraya getirip... ...başarmış, kendisini aşmış hayatta tecrübe edinmiş ve bunları aktarmaya gönüllü olarak bizim kanalımıza gelmiş insanlar. Bunlara çok minnettarız. Ya yani size gerçekten çok minnettarız. Çok teşekkür i̇yi ederim. İyi ki varsınız. Bu güzel teşekkür düşünceleriniz Siz iyi ki çok teşekkür ve ederim. Ve bugün burada olmamızın da mutlaka çeşitli hikmetleri vardır. Bunları bundan sonraki süreçte göreceğiz. Bizim bir hayalimiz beni bu buraya getirdi. Belki sizin e stratejiniz bizi buraya getirdi. Bundan sonra mucizelere açığız yani. Öyle mucizelere açığız sevgili <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> sevgili izleyiciler. Böyle güzel insanlarla mucizelere açık olmamak Kesinlikle. mümkün mü? Sayın Hafize Aydın. Her sabah doğması bir mucize yani. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Gerçekten. Sağlıklıysanız, güneşiniz Eyvallah. doğuyorsa <laughs> her gün. Her yeni gün sizin için bir hediyedir, bir ödüldür. Evet. Verilebilecek en büyük rızıktır değil mi? Kesinlikle. Onunla birlikte yol alın. Her şey hallolur. olur. Yeter ki evet. istediğiniz şekilde gidin. Aynen. Kalbinizden gelen şeyleri yapın. Sosyolog ve aile danışmanı Sayın Hafize Aydın bizlerle birlikteydi. İçten dışaya iyilik sloganının mimarı da diyebiliriz. Her şeyin içte başlayacağını evet. an anlatan, buna inanan bayan. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bir tecrübeli insandan daha... Bu hayatta başardıklarını, tecrübesini dinledik hep birlikte. Zaten böyle güzel insanlardan dinlediğimiz tecrübe bu konularda okuyacağımız binlerce kitaptan çok daha faydalıdır Kesinlikle. diye düşündüğümüz için bu programları yapıyoruz. Bu programları yaparken de arka planda çalışan bütün yayın ve yapımda emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Müthiş enerjilerini yayına aksettiriyorlar. Biz de onlar sayesinde böyle güzel yayınları yapmış oluyoruz. En büyük teşekkür de tabii ki size ediyorum. çünkü farkındalıkla bizi seçtiğiniz için hayatta en çok kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.